Sesli kitap dinlemeye hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Küçük Bir Yol Bölüm 16. Sensizlik, sonsuzluk. Kendi sonumu yazdığım bir günün izleri hep benimleydi. O günün gerçekliği daima benimle ve bedenimde yaşıyordu. Ben bir günün hatasını, bir günün pişmanlığını bir ömür çekmeye mahkumdum ve sanırım o ömrün sonlarındaydım. Hiçbir zaman kabullenemediğim bir gerçek vardı. Ben katildim. Çağhan bana bu vebali yüklenmemem için kendi katil olduğunu söylese de ben katildim. Elimde benim hayatımın en büyük hatasının hayali izleri vardı. Elimde benim görebildiğim kan izleri, kulaklarımda benim duyabildiğim siren sesleri, gözümde benim görebildiğim soğuk ve cansız bir beden. Sensizlik sadece sonsuzlukta gizli Fırat. Üzgünüm sana yaşatacağım acı için. Üzerimdeki kırmızı lazerlerden ayırdım gözlerimi. Kulağıma yasladığım telefondan kahkaha sesleri geliyordu. Kaşlarımı çatabildiğim kadar çattım ve dolabımın yanındaki boşluğa gizlendim. Lazerlerin bana değmeyeceği kadar yaslandım dolabımla duvara. Kaçamazdım ama saklanabilirdim. En azından anlaşma yapana kadar. Çek adamların diye sinirle bağırdığımda kahkahaları yavaş yavaş kesildi. Saklan istediğin kadar. Elbet oradan ayrılacaksın ve... Bum! Kalbini paramparça edecekler ya da komple vücudunu da paramparça edebilirler. Ölüm şeklin onların insafına kalmış dediğinde onlarla da iletişim halinde olduğunu anladım ve gözlerimi sıkıca kapattım. Haklıydı, buradan elbet çıkacaktım ve çıktığım anda beni parçalayacak kurşunlar doğrultacaklardı üzerime. Ölümümü sadece geciktirebilirdim. Anlaşalım, anlaşabileceğimiz bir konu olmalı dedim son bir umutla. Bunu da kabul etmezse ölmeye mecburdum. Kendi ölümüme ilk adımımı atardım. Başka çarem yoktu. Ne istersem kabul edecek misin diye sorduğunda başımı iki yana salladım göremeyecek olsa da. Her şey değil, sınırlarım var dedim ve bir kahkaha daha attı. Çok korkuyordum ve bu korkum kalbimi sıkıştırıyordu. Benim için birini öldüreceksin dediğinde kapalı gözlerim kocaman açıldı. Yanlış duymuş olmalıydım. Benden bunu isteyemezdi. Yapamayacağımı biliyordu. Kendi ölümümü bu seçeneğe tercih edeceğimden emin olduğu için bunu teklif etmişti. Yapamazdım. Ben bir canın vebalini daha yüklenemezdim. Bunu yapamam. Ver emri öldürsünler beni dedim ve düşünmeden hala odanın içinde gezinmekte olan kırmızı lazerin önüne attım kendimi. Bana asla başka bir seçenek sunmazdı ve artık yolun sonundaydım. Tekrar kahkaha attığında üzerimdeki kırmızı ışıklar kaybolmuştu. Ellerim titredi, kalbim titredi. Başka bir seçenek isterken kendi ölümüm bir seçenek olmaktan çıkmıştı. Üzgünüm müstakbel Tanyeli. Belki bir hafta, belki bir sene, belki de iki sene sonra. Sana ne zaman adres yollarsam, ne zaman öldür emri verirsem elini ikinci kez kana bulayacaksın. Şimdi düğün hazırlıklarına devam edebilirsin. Ve merak etme, düğününü baltalamayacağım dedi ve telefonu kapattı. Nefes alamadım. Dizlerimin üzerine çöktüğümde bütün bedenim titriyordu. Çok korkuyordum. Bana bunu yapamazdı. Beni şu an öldürmeliydi. Bu yaşadıklarım gerçek olamazdı. Gözümden yaşlar akarken ayağa kalktım ve elimdeki telefonu çığlık atarak fırlattım. Yatağımın örtüsünü sıkıca kavrayan ellerim hızlıca yatağa darmadağın ettiğinde gözümden yaşlar süzülmeye devam ediyordu. Canım yanıyordu ve şu an bu evin başıma yıkılmasını istiyordum. Ölmeyi isteyecek kadar nefret ettirmişlerdi beni bu hayattan. Canımı daha fazla yakamazlardı. Abimlerin evde olmaması şu an tek şansımdı. Bir de onlara açıklama yapmayacaktım. Yavaşça yatağa uzandım ve cenin pozisyonu alarak gözlerimi sıkıca yumdum. Yaşlarımın ne akmasına izin veriyor ne de onlara eşlik ediyordum. Yalnızca süzülüyorlardı bana sormadan.
Ellerimi bacaklarımın arasına sıkıştırdım ve içimden defalarca kez tekrar ettim. Ben katil değilim. Kalbimi alıp yerine taş koymalarını o kadar çok isterdim ki, belki o zaman Fırat hayatıma girmezdi ve ölüm çok güzel bir seçenek olabilirdi bana. Veya en başa dönelim. Katil olduğumda bile umursamazdım ve yaşadıklarım bana yük olmazdı. Ben kendi ellerimi de kollarımı da kalbimle bağlamıştım. Birkaç saat sonra gözlerim kapının önünden gelen sesler yüzünden aralanmıştı. Ne zaman uyuyakaldım, ne kadar uyudum bilmiyordum ama gözlerim ağrıyordu. Yavaşça yatakta doğruldum ve ruhsuz bir şekilde ayaklanıp kapıyı açtım. Abim ve Bahar kapının önündeydi. Ben kapıyı açtığım anda ikisinin de bakışları bana dönmüştü. Ruhum çekilmiş gibiydi. Belki de toprağın altından çıkarılmak ruhuma iyi gelmemişti. Olabilir miydi? Tekrar o toprağın altına girmiş olabilir miydi? Ben kendi ellerimle kendi ruhumu tekrar gömmüş olabilir miydim? Dicle, iyi misin abim? Diye soran abimi duydum ama görmezden geldim. Telaşlı gelen sesi şu an en son duymak istediğim şeydi. Abla, iyi misin? Bir şey söyle lütfen diyen Bahar'a baktım boş boş. Bakışlarında hiçbir anlam yoktu. Duvar bir insana nasıl bakıyorsa ben de öyle bakıyordum. Onları arkamda bırakarak banyoya girdim ve bu sefer de kendimi banyoya kilitledim. Bahar kapıya vurmaya başladığında onları duymuyor gibi işime baktım. Aynanın karşısına geçtiğimde gördüğüm manzara içler acısıydı ama benim bu halime acıyacak yanım şu an benimle değildi. Bu halime sevinecek kötü tarafım ise hiç benimle olmamıştı. Musluğu açtım ve ellerime su doldurup yüzüme vurdum. Birkaç kez aynı şeyi tekrarladım ve ellerimi lavabonun kenarına yaslayarak başımı öne eğdim. Şu an bir lavabodan destek alıyordum ve gerçekten durumum çok kötüydü. Kalbim durmadan sıkışıyordu ve nefesimi kesiyordu. Benim düğünüme 5 gün kalmıştı ama ruhumun ölümü daha erken gerçekleşmişti. Fırat. Onunla aynı heyecanı paylaşıyordum bu akşama kadar. Şimdi bana neden böyle olduğumu sorsa cevap vermek bir yana yüzüne bile bakamazdım. Ağzımdan ne çıkarsa yalan olacaktı çünkü. Başımı tekrar kaldırdım ve aynadaki yansımamla bir kez daha göz göze geldim. Makyajım akmıştı ve rengim solmuştu. Gözlerimde hüküm süren mavi kent ise büyük bir karanlığa gömülmüştü. Sahi ben şimdi o mavi kentin prensesi nasıl olabilirdim ki? Dolaptan bir toka alarak saçlarımı topladım. Dışarıdan gelen seslere kulaklarımı tıkamıştım. Onları duymak istemiyordum. Hem de hiç. Makyajımı temizlemek için pamuk çıkardım ve bir de makyaj temizleme suyumu. Ağır hareketlerle yüzümdeki berbat görüntüyü yok ettiğim sırada gözümden bir damla aktı. Gözlerimin dolduğunu bile fark edememiştim. Pamukları çöpe atıp aldığım eşyaları yerine koydum ve son kez kendime baktım aynadan. Yavaşça banyodan çıktığımda bacaklarıma sarılan buğulem ile bakışlarım aşağı düştü. Büyük bir mutlulukla bacaklarıma sarılıyordu ve ben neden burada olduğu dışında onunla ilgili hiçbir şeyi merak edemiyordum şu an. Yine de onun daha bir çocuk olduğunu kendime hatırlattım ve yere çöküp sarıldım ona. Gülerek bana bir şeyler anlatsa da ben tepki veremedim. Çok istedim onunla gülüp eğlenmek ama benimle aynı fikirde değildi bedenim. Ruhumu toprağa gömdüğüm için bedenim yastaydı. Ruhsuzluğum böyle dışa vuruluyordu. Dicle diyen Kaan yanıma geldi ve kolumdan tutup nazik bir şekilde çekiştirerek kaldırdı beni oturduğum yerden. Gel hadi konuşalım biraz dedi ve beni balkona yönlendirdi. Yanından geçtiğimiz koltuğun üzerindeki hırkamı omuzlarıma bıraktı. Balkona çıktığımızda beni sandalyeye oturttu ve kapıyı kapatıp karşımdaki sandalyeye oturdu. Ne bu halin? Önce koruma ayarlattın, sonra kendini odaya kilitledin diyerek derin bir nefes aldı. Yaşadıkların çocuk oyuncağı değil, kendi başına atlatabileceğin bir şey hiç değil. Lütfen bana anlat, sana yardım edeceğim dediğinde bugün Giray'ın dediği şey geldi aklıma. Neden bana gizlice dava dosyasını imzalattınız diye sordum ama sesim ruhsuz soğuk çıkmıştı. Oysa şu an hüngür hüngür ağlayarak bunu neden yaptıklarını sormam gerekirdi ama yavaş yavaş eski Dicle'ye dönüşüyordum. Bunu fark etmek bile çok kötü hissettirmeliydi kendimi ama hiçbir şey hissedemedim. Kaan gözlerini kaçırdı ve sessizce küfür etti. Kafan çok karışıktı ve o dosyayı imzalatmamızın tek yolu buydu dediğinde
Açıklama yeterliydi ama bedeli çok ağırdı. Giray beni Fırat'ı öldürmekle tehdit etti. Eğer o davayı açmasaydım tamamen gidecekti hayatımızdan. Yine yapmaman gereken bir şey yaptın Kaan dedim ve yutkundum. Kaan gözlerini kocaman açarak bana çevirdi. Hiçbir şey bilmemesi hepimiz için çok ağır sonuçlar doğurmuştu. Tam ağzını açıp bir şey diyeceği sırada sözünü kestim. Bugün kalbime 3 kırmızı ışık doğrultuldu Kaan dedim ama sesim hala ruhsuz ve soğuktu. Sözlerim onun büyük bir şoka girmesine neden oldu. Nedeni ise işlediğim cinayet. Ve ben bir kez daha katil olma yolunda emin adımlarla ilerliyorum. Ya ölecektim ya öldürecektim. Öldürmemi istediler. Ölmek istedim ama onlar iki ceset görmek istediler Kaan. Hem birini öldüreceğim hem de intihar etmiş olacağım. Çünkü katil olmak benim için yolun sonu dedim ve benden bağımsız yanaklarıma inmek için çırpınan gözyaşlarımı geri göndermek için yüzümü gökyüzüne çevirdim. Kaan büyük bir şoka girmişti ve ben de mavinin en karanlık konuna ev sahipliği yapan gökyüzüne hapsetmiştim kendimi. Şu an orada tek başıma olmak isterdim. Bulutsuz gökyüzünde bir yıldıza sarılıp sonsuz bir uykuya dalmak isterdim. Dünyadaki bütün kötülüklere sarıldığım yıldızdan engel olmaya çalışmak isterdim mesela. Ya da yapılan iyilikleri izleyerek mutlu olmak isterdim. Ama ben şu an ne mutluydum ne de mutsuz. En tehlikeli ruh halindeydim, ruhsuz. Gökyüzüne baktığım sırada Kaan hiç konuşmuyor, sadece girdiği şokta beni izliyordu. Şu an elime bir silah versen herkesi öldürürüm Kaan. Bunu bana yapanlar, benim böyle olacağımı bile bile yaptılar bunu bana. Sesleri titremedi ama sesim titredi. Elleri titremedi ama ellerim titredi. Kalpleri titremedi ama kalbim titredi. Kalbim korkuyla deli gibi titredi ve ben onu o korkuyla toprağa gömdüm diyerek bakışlarımı gökyüzünden yavaşça Kaan'ın gözlerine indirdim. Bir insan kendi ruhunu toprağa verebilir mi? Kendi ruhuna toprak atabilir mi? Söylesene Kaan, bir insan kendi kendine bunu yapabilir mi? Diye sordum ve hiçbir duygu barındırmayan sesim titredi. Hiç duygu yoktu ama ruhum toprağın altında son nefesleriyle savaşıyordu. Bu o çırpınışların son belirtileriydi belki de. Dişle diyerek sessizliğe gömüldü. Ne diyebilirdi ki? Geçecek kelimesi bana o kadar uymuyordu ki. Ben kendimi böyle teselli ettiğim her seferde daha büyük acılarla boğulmuştum ve son boğulduğum denizdi. Giray değil. Giray değil değil mi? Seni o öldürmeye çalışmadı değil mi diye sordu ve titrek bir nefes bıraktı gecenin karanlığına. Hayır, bu katili olduğum adamın vebalini taşıdığım adamın abisi. Hayır, bu katili olduğum adamın vebalini taşıdığım adamın abisi. Sadece bunu biliyorum. Başka hiçbir şey yok kafamda ve benim artık dayanacak gücüm yok. Sanırım sonsuzluğa adım atıyordum ben dedim ve ruhsuz bir şekilde sırıttım. Canım da yanmıyor eskisi gibi. Bak kalbim de sıkışmıyor dedim sahte bir heyecanla. Öylesine yapmacık görünüyordum ki ruhsuzluğum her saniyeme kendini kazıyordu. Dicle ben Fırat'ı arıyorum diyerek elini cebine attığında oturduğum yerde ileri atıldım ve kolunu sertçe kavradım. Ölümün kokusunu geçirdi burnumuzun dibinden rüzgar. Kaan'ın bakışları yalvarı gibi baksa da ben soğuktum. Gözlerim artık Mavi Kent'in ev sahibi değil, kimsesizliğin ev sahibiydi. Onunla aynı heyecanı paylaştığımı göremezse neler hissedeceğine dair hiçbir fikrin yok. Ben kendimi toparlarım ama o beni toparladıktan sonra kendisini toparlayamıyor diye dişlerimin arasından konuştum ve elimle kolunu daha sıkı kavradım. Benim yüzümden kendini bir kez daha suçlarsa katil olurum Kaan. Kendi ruhumun katili olabildiysem, bedenimi öldürmem çok uzun sürmez dediğimde korkuyla bana baktı. Ama benim için korkuyordu. Benim için endişeliydi. Dicle, sen iyi değilsin. Yaşadıkların canını yakıyor ve seni psikolojik olarak düşürüyor. Farkındayım ama böyle yapma. Hiç değilse bir psikolojik tedavi gör dediğinde kolundan çektim elimi ve geriye yaslandım. Eli tuttuğum yere gitti ve bir süre oraya oldu. Senin için söylüyorum Dicle diye fısıldadığında bakışlarım kolundan gözlerine tırmandı. Fırat çok yıpranır.
"Abim ve Bahar çok kötü olur, yapamam." dediğimde başını iki yana salladı ve sert bir çehreyle bana onaylamaz bakışlar attı. "Biraz kendini düşün. Senin bu halin herkese zarar veriyor. Bunu anla. Fırat'la evleneceksiniz ama düğününüz cenazeye dönebilir, farkında mısın?" diye sorduğunda hızlıca ayağa kalktım ve ellerimi saçlarıma geçirdim. Belki de onca dakika geçmesine rağmen verdiğim ilk tepkiydi, korku. Deli gibi kanıma karışan tek duygu korkuydu. "Deme onu işte, deme," diye sesimi yükselttiğimde o da ayağa kalktı ve saçlarımdaki ellerimi çekmeye çalıştı. "Artık bir tedavi görmen şart oldu Dicle," dediğinde burukça gülümsedim. İkinci tepkimdi hissettiğim burukluk. "Ama Fırat," dediğim sırada başını iki yana salladı ve ellerimi saçlarımdan çekip kendi elleri arasına hapsetti. "Bitti artık. Tüm direnmelerin başarısız oldu. Sen hayata karşı yenildin Dicle," diye fısıldadı ve onun da gözlerinin dolduğuna şahit oldum. Herkese acı çektiriyordum. Ben neden böyleydim? Ben neden acı çeken ve çektiren taraftım her zaman? "Olmaz Kaan. Fırat'la evleniyoruz. Çok geç. Ben onunlayken böyle bir şeyle savaşamam," dedim ve dudaklarım kararsızlıkla açılıp kapandı. "Belki de onlara istediklerini verip ölmem gerek. Belki de onlara istediklerini verip ölmem ger." Derken lafımı tamamlamama izin bile vermeden beni kolların arasına çekti ve sıkıca sarıldı. Kalbim uzun dakikalar sonra ilk defa bir tepki verip kasıldı. Sevgi ve korku ruhumu toprağın altından çıkarıp bir yaşam umudu açılıyordu. "Kimse bilmeyecek Dicle. Sadece ikimiz bileceğiz ve sen ne zaman istersen bunu Fırat'a söyleyeceksin. Ben söylemeyeceğim," diye fısıldadı ve son kez sarıldı bana. Belki de gerçekten son kez sarıldık. Belki de yeni hayatımın ilk sayfalarını yazdığım sırada ilk kez sarıldık. Ben Dicle Üstünay. Hayatı çalınan kadınlardan yalnızca birisiyim. O kadınlardan tek farkım bana yaşama umudu aşılayan sevdiklerim ve onları kaybetme korkum. Bir gün ben de öleceğim veya öldürülebilirim. Ama bu demek değil ki pes edeceğim. Ben artık durmadan savaşmak istiyorum. Bu kitabın ilk satırlarında nasıl meydan okuduysam bana bunları yaşatanlara, şimdi de meydan okumak istiyorum. Sonunda ölüm bile olsa savaşmadan ölmek istemiyorum. Ben yaşamak istiyorum. Ben yaşamak istiyorum. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sesli kitabımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz.